URL'imizde değerler hep boş geliyordu. Öncelikle biz URL'imizi yazarken HTTP yanlış yazdık. HTTP 2.3 üst üste slash slash dememiz gerekiyordu. Daha sonra bunu birleştirmemiz lazım. Birleştirmek için hemen bu noktalı virgül yerine nokta diyelim. Nokta dedikten sonra linkten sonra tekrar nokta diyelim. Şimdi bir bakalım durum ne? F5 diyelim. Şu an hata verdi. Tamam. Hemen burada birleştirmeyi yaptık. İki tane de tırnak işareti koyalım. Şu anda JSON belgemiz düzeldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Google'a git dedik. Google'a gitti. URL'imiz de düzelmiş oldu. Burada bakarsak URL'imiz boştu. Etkinliğe git diyelim. http://facebook.com sayfa yüklenirken hata oluştu dedi. Hemen bunu bir düzenleyelim. Öncelikle başındaki HTTP'yi bir alalım. Sadece Facebook kalsın. Güncelle diyelim. Şimdi tekrar bakalım. Burada Facebook'a gidebileceğiz mi? Evet, şu anda Facebook'a da gitti. Şimdi bakarsak başka neler yapabiliriz? F5 diyelim. Loading yazısı var. Loading yazısı nereden geliyor? Ben ona bir bakalım. Burada herhangi bir şey var mı? Burada yok. Peki bizim JavaScript dosyalarımıza bakalım. Ctrl F'le bir aratalım. Loading diyelim. Bakarsak burada bir loading diyor spanların içinde. jQuery event kalender JC dosyasında. Hemen buraya yükleniyor diyelim. 3 tane nokta koyalım. Kaydedelim. Şimdi F5 diyelim. Bakarsak yükleniyor. Geldi. Öyle sıkıntı çıkardı. Bunu tekrar U yapalım. Başka burada yapabileceğimiz bakalım tekrar. Örnek olması açısından öncelikle örneğin burada CSS dosyasında değişiklikler yapabiliriz. Hemen bakalım örneğin etkinlik varsa kırmızı yapalım bunu. Bakarsak bu nereden geliyor? Event kalender tema responsu ve CSS'in içinde 141. satırdan geliyormuş. Yeşil renk. Hemen bakalım. 141. satıra event kalender tema responsu ve CSS'e bakalım. CSS'ini değiştirerek istediğiniz siteye uyarlayabilirsiniz. Background rengini nasıl yapalım? Bakalım bir renk bulalım hemen. Şurada CSS panelimizi bir açalım. Buradan all diyelim. Şöyle CSS panelimizi biraz genişletelim. Daha sonra background'a gidelim. Background rengimizi şöyle kırmızı yapalım örneğin. Hemen F5 diyelim. Bakarsak şu an istediğimiz kırmızılıkta. Fakat dışında bir yeşillik var yine. Bakarsak box shadow vardı. Aynı yine 141. satırda bu yapmış olduğumuz renk text shadow, box shadow dedi. Bir daha bakalım buna. Background color'ımız CC000 olmuş. Bakalım burada Box Shadow'un rengini değiştirelim mi? Bizim yaptığımız kırmızının rengini yapalım. F5 diyelim. Bakarsak şu anda o yeşillikte gitmiş oldu.
Aynı şekilde hover'un özelliklerini de değiştirebiliriz. Daha sonra bu jQuery takvimin sitesine bir gidelim. Visit.com'du. Visit.com'da event kalendere gidelim. Burada bizim için herhangi bir şey vermiş mi? Bakarsak mesela limit vermiş burada. Events limit 2 demiş. Hemen deneyelim. Gelelim hemen source kodumuza. Source kodumuzda events JSON'dan sonra hemen limitimiz 1 diyelim örneğin. Events limit 1. Hemen bir bakalım. Bakarsak şu anda bir tane etkinlik geldi. Peki biz event limitimizi 2 dersek ne olacak? Bakarsak event limitimiz 2 oldu. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Burada CSS'ler düzeltilebilir bu resimler. Mesela şuna bakalım. Burada CSS'leri düzeltebiliriz. Peki temanın jQuery'nin bu etkinlik takviminin başka ne özelliği var? Ona bakalım hemen. Başka bakalım. Pazardan başlasın dedi. Localization'ı zaten kullandık. Hafta ve günleri saklama varmış. Bakarsak bizim kullandığımızda üstte günler yazıyordu. Burada yazmıyor. Bunu da aynı şekilde buradan ayarlayabiliyoruz. Daha sonra bütün açıklamaları, tanımlamaları göster diyor. Bu olabilir. Events description demiş. Show açıklamaları göster diyor. Hemen deneyelim. Events limit altına gelelim. True diyelim. Şimdi bir daha bakalım. Şu an ne diyecek? Şu anda açıklamalarda göründü. Bakarsak deneme 2 dedi. Örneğin şuraya gelelim. Şunları alalım bir. Kopyalayalım. Sevgililer günü için dediğimiz etkinliği düzeltelim. Bunu bir yapıştıralım. Güncelle diyelim. Diğerler için de düzenle diyelim. Güncelle diyelim. Diğeri için de gelelim aynısını yapıştıralım. Güncelle diyelim. Şimdi bir bakarsak JSON-PHP'de hata verdi. Burada niye hata verdi? Hemen bir bakalım. Bunu kaldırırsak hala hata verdi. Büyük bir ihtimal bizim yaptığımız kayıtlarda sıkıntı çıktı. Düzenle diyelim. Buradan kısa bir açıklama yapalım. Güncelle diyelim. Düzenle diyelim. Açıklamaları kısa tutalım. Zaten veri tabanında 255-500 karaktere kadar izin vermiştik galiba. Devam edelim. Kısa açıklamalar yapalım. Şimdi tekrar gelelim, bir F5 diyelim. Şu an JSON'da yine hata alıyoruz. Wi-Fi'yi bir kapatalım. Internet Explorer'da denelim. Yine hata aldık. Garip bir şekilde sistem bozuldu gibi görünüyor. Şuraya deneme diyelim. Güncelle diyelim. Deneme diyelim. Güncelle diyelim. Deneme diyelim. Güncelle diyelim. Şimdi tekrar bakalım. Şu anda hata aldık tekrar. JSON dosyamızı hatalı olarak görüyor. Şurada bir kapatalım bunların hepsini. Remover'ı da kapatalım. Sayfalarımızı da kapatalım bir. Şimdi hareketimiz açık kalsın. Tekrar bakalım.
Dürüm ve yoruldu tekrar açalım. İndeks PHP'mizi bir daha açalım. F12 diyelim. Şu an yine hatalı olarak gördü. İlginç bir şekilde sistemimiz bozuldu. Arada eklediklerimizi bir daha çıkaralım biz. Kaydedelim. Şişan dosyamız bozuldu. Niye bozuldu bu? Şuradaki etkinliklere bir truncate table yapalım. Bakarsak tablomuzdan kaynaklanan bir sıkıntı var. Tablomuzu bir design table diyerek bir açalım, bir bakalım. Etkinlik adı dedik, etkinlik adı, etkinlik açıklama, etkinlik resim, etkinlik link dedik. Tamam. Varchar 500. Bu etkinlik açıklamayı biz varchar değil de text yaparsak ne olacak bakalım. Save diyelim. Yükleniyor. Etkinlik yok dedi. Tamam. Kopyalayalım. Hemen bir etkinlik ekleyelim. Veri tabanımızdan kaynaklanan bir sıkıntı çıktı. Bakarsak MySQL'imiz çalışıyor. Takvim admin diyelim. Admin içinden hemen gelelim. Buraya ekle.php diyelim. Etkinlik adı deneme 1 diyelim. Deneme 1. Deneme 1 yazısını kopyalayalım. Yapıştıralım. Göz at diyelim. Etkinlik takvimini ekleyelim. Tarihimizde 16'sı olsun. Ekle diyelim. Şu anda etkinlik takvimimizi bir güncelleyelim. Bakarsak şimdi geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakarsak açıklamamız da geldi. Link vermemiştik zaten. Bakarsak 16 bizim yaptığımız değişiklik. Tamam. Peki tekrar ekleyelim. Sevgililer günü dedik. Ekledik. Sevgililer günü dedik. www.facebook.com dedik. Tarihimiz gelelim 14 Şubat'ı ekle diyelim. F5 diyelim. Bakarsak şu an 14 Şubat'ta burada geldi. Deneme dedi. Burada sadece belli bir kısmını gösteriyor. Bakarsak Facebook'a da gidiyor. Linkimiz çalışıyor. Burada text araya admin panelimizi yaparken tnmc eklersek editör kodu da eklersek daha güzel olacaktır. Şu an itibariyle sistemimiz çalışıyor. Bakalım başka neler yapabileceğiz. Burada haftanın günlerini saklıyordu. En son olarak open links and new window diyor mesela. Hemen bakalım. Open event new window true dedi. Bunu kopyalayalım. Gelelim bizim buradaki index.php'mizdeki script kodlarımızın arasına yapıştıralım. Bir virgül daha koyalım. Burada şöyle yaparsak düzelecektir. Aradaki yorumu kaldıralım. Bakalım hemen. Bakarsak linki yeni sayfada açmak istiyor ama bizim öyle bir sayfamız yok. Boş geliyor. Burada bakarsak evet. Bizim vermiş olduğumuz linki yeni sayfada, yeni sekmede açıyor. Bu şekilde de kullanabiliriz. Bakalım başka ne yapabiliriz? Burada eventleri devamlı açık halde değil de scroll bar sayesinde yapabiliyormuşuz.
Son olarak da animasyon speed'e bir bakalım. Kopyalayalım bunu. Buradaki en son eklediğimizi kaldıralım. New linki. Ondan sonra buraya virgül atalım tekrar. Kaydedelim. Şimdi bakalım tekrar. Animasyonumuz bu şekilde geldi. Bakarsak yavaş bir geçiş sağlanıyor. Sevgililer günü dedi. Etkinliğe git dedik. Facebook'a yönlendirdi bizi. Bakarsak animasyonumuz bu şekilde. Daha hızlı ve daha yavaş yapabilirsiniz. Şimdi buradaki resimler benim gözüme hoş durmadı. Hemen bunu bir düzenleyelim. F12 ile Firebug'ımızı bir açalım Mozilla'da. Bakarsak A Class Event Title demiş. Biz bu Event Title klasının içindeki img'leri hedefleyebiliriz CSS'te. Öncelikle bu A Class'ı bir bulalım. Neredeymiş CSS kodları içinde. Bakarsak Event Title demiş. Tamam. Title'ın içinde. Bize bu lazım zaten. Hemen kopyalayalım. Seçicimizi kopyaladık. Ctrl V ile yapıştıralım. Parantezimiz açıldı. Burada da kapatalım. Bitirelim. Evet. Title'ın içindeki img. img'lere öncelikle ne yapalım? Float verelim. Float left diyelim. Width 200 piksel olacak her zaman. Height'ı da buna göre auto olsun. Şimdi F5 dersek bakalım herhangi bir şey değişecek mi bizim için? Şu an değişmedi. Float left dedik. Ama almadı. Bu isim eğer küçükse title'a geçiyor. Şöyle yapmayı deneyelim. Event JSON PHP dosyamızı açalım tekrar. Title dedik, echo dedik. Burada şöyle yapalım. BR diyelim. BR kodunu yazdıralım. Bunu nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Echo img'den sonra tekrar echo demiş. Yazdıracağımız her şeyi bunun içine alıyoruz zaten. Şuraya yapıştıralım bunu. Tek tırnak, çift tırnak diyelim. Bir yer diyelim. Şu an bir yerimizde yazılmış olması lazım. Bakarsak resimler her zaman altta gelecektir. Peki bizim verdiğimiz CSS acaba geçerli oldu mu? Bunun için de hemen margin top 10 piksel diyelim. Margin bottom 10 piksel diyelim. Aşağıdan ve yukarıdan 10'ar piksel margin verelim. Acaba CSS'imiz gerçekten etkili oldu mu? Şu anda etkili olmadı gibi duruyor. Event title'ın içindeki img'leri hedefledik. Peki boyutunu değiştirirsek 100 piksel yaparsak bitini. Herhangi bir şey değişmedi. Bunu nasıl yapalım? Tekrar bakalım event json php'mize. Burada img search dedik. Şurada class desek etkinlik bakarsak burada bunu tek tırnaklar içinde yazsak etk img diyelim. Etkinlik img class'ımıza bunu kaydedelim. Bakalım şu an JSON'da herhangi bir sıkıntı çıkaracak mı?
Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Peki klasımızı gerçekten aldı mı resmimiz? ETK, IMG olarak aldı. Tamam, güzel. Hemen gelelim CSS'e tekrar. Buradakileri silelim. Yapıştıralım. ETK, IMG. Float artık gerek yok. Bitimiz 100 piksel, marginler 10'ar piksel dedik. Bakalım geçerli olacak mı? Yine olmadı. Resimleri etkileyemiyoruz. ETK, IMG. Bir saniye. Burada hemen nokta koymayı unuttuk. Noktamızı koyalım. Şimdi bir daha deneyelim. Şimdi bakalım. ETG, IMG dedik. Klasımız aldı. Peki burada bizim klasımıza bir bakalım. Nerede bozuyor bu? Paradigma CSS. Paradigma CSS'de margin padding sıfırlama yapılmış. Oradan kaynaklanmıyor. Bizim yazdığımız CSS nerede, ona bakıyorum hemen. Bizim yazdığımız CSS'i almıyor gibi duruyor. 233. 233'te IMG ile bir şey var mı? Event Desk demiş. Event Title Hover, Event Desk. Tekrar bir daha bakalım. Şu an gelmedi bizim istediğimiz. %100 demiş. Max Width. Event title, time, ule, bakalım. Event temel responsive ve CSS dedi, evet. ETK, IMG dedi. Event D'nin, event title'ın içindeki ETK diyelim. Bir daha bakalım. Hala resimleri etkileyemedik.